İyi akşamlar dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. 31 Mayıs, Mayıs ayının son gününde biz de Mayıs ayının son videosunu aktarıyoruz. Afganistan'la İran arasındaki son olaylarla başlayalım. Yoğun bir sevkiyat var. Afganistan ordusu tarafından yoğun sevkiyat yapılıyor. Taliban'a ait tanklar ve zırhlı araçlar İslamgala sınır kapısına Herat bölgesinden sevk ediliyor. Taliban ve İran arasında sınıra yoğun sevkiyat yapılırken İran medyası bu görüntüleri ciddiye almamış durumda. Bu görüntülerle dalga geçiliyor. Haberler şu şekilde: hakaret edilmiş, embesiller ordu hakkında temel bilgiye sahip değiller şeklinde İran basını Taliban'a karşı bu ifadeleri kullanıyor. Şunu yazmışlar: askeri konvoyu hala hava savunması olmadan kullanıyorlar. Her araç birbirine yarım metre mesafede. Dolayısıyla İran bir bombayla bir aracı vursa tüm Taliban konvoyu tutuşur açıklaması yapılmış. Allah şükretmeliler, kimse Taliban'ı ciddiye almıyor, yoksa bir dakika içinde öleceklerdi şeklinde İran'ın tehditlerine yer verilmiş. Yoğun sevkiyat yapılıyor. Bir önceki videomuzda da servis etmiştik. Afgan medyasında ise şu şekilde paylaşılmış: İran bekle sınıra geleceğiz şeklinde İslam Emirliği askerlerinin sadece İran'ın hatasını beklediği yönünde paylaşımlar yapılıyor. Bu arada İran medyasının açıklamalarını aktarsak da aslında rezil olan İran ordusu. İran devrim muhafızları Afganistan'a sevkiyat yaparken son durumu görmektesiniz. Taliban yoğun sevkiyat yapıyor. Geçen günlerde Nimruz Savaşı'nda bilindiği gibi sınır bölgesinde Taliban'la İran arasında çatışma çıkmıştı. Mehdi Ahmedi, yani Taliban tarafından öldürülen askerin videosu paylaşılırken Taliban medyası İran'ın ölenlere nasıl davrandığını ve Afganların nasıl davrandığı yönünde çeşitli paylaşımlar yapıyor. Taliban askerleri ağlamazken İran'da ölen asker için ağlanması da dikkat çekiyor. Günün en önemli gelişmeleri: Taliban'la İran arasında gerilim devam ediyor. O kadar çok görüntü var ki biz de seçerek aktarıyoruz. İslamgala sınır kapısına yoğun sevkiyat yapılıyor. İran'ın az sayıda sevkiyat yaptığını fakat Taliban'ın ne var ne yok bölgeye yolladığını not düşelim. Buna ilişkin çeşitli görüntüler de paylaşılıyor. İran devrim muhafızları bugün Afganistan sınırından ziyade Irak sınırına sevkiyat yapıyor. Önümüzdeki günlerde Irak'ın kuzeyinde çeşitli gruplara operasyon düzenlenmesinin beklendiğini de not düşelim. Yine dostlar, Afganistan'da Taliban güçlerinin İran sınırına asker yığması gündem olurken bu bağlamda bu haberleri de aktarmış olduk. Yine Suriye'de Esad rejimi milisleri Halep'in batı kırsalında Kefir Halep kasabasında sivillerin ekinlerini çalıyor. Bu da bizi şaşırtmamış durumda. Daha sonrasında Hama kırsalında Gaf Bahresi bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısı sonrasında yangın çıktığı haberleri de servis edilmiş. Bugün bilindiği gibi Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif kardeş ülke Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şehbaz Şerif arasında görüşme yapılmıştı. Dolayısıyla bu haber de günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bir diğer haber: bugün Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri kuruluşunun 31. yılını kutluyor. Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından video paylaşılırken Kırgızistan ordusuna yönelik videoyu görmektesiniz. Biz de kardeşlerimizi tebrik edelim. Bilindiği gibi Kırgızistan ordusu Türkiye'de devletin ürettiği Aksungur, Anka ve bunun dışında Baykar'ın ürettiği Akıncı ve Bayraktar TB2'yi satın almış. Yani neredeyse tüm kritik Türk SİHA'larını satın almış durumda. Bir diğer haber: Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Tuğgeneral Saddam Ali Hafter başkanlığında, yani Hafter'in oğlu başkanlığında, Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı heyetinin, kısaca darbeci ordunun, Libya Cumhurbaşkanı heyeti tarafından hayata geçirilen hizmet ve geliştirme projelerini yerinde görmek üzere Seba kentini ziyaret ettiği ve Tarık Bin Ziyad Hizmet ve Üretim Ajansı'nı gezdiği belirtiliyor. Burada Libya Cumhurbaşkanı dediğine bakmayın, Hafter tarafındaki gruplardan bahsediliyor. Geçen günlerde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleşen Uluslararası Güvenlik Fuarı'nın başladığını duyurmuştuk. Bugün Kosova Başbakanı Albin Kurti de Kosova'nın geleceği panelinde konuşma yapıyor. Ardından ise Arnavutluk Başbakanı Edirama konuştu. Kosova sınırında Sırp ordusunun gücünün sıfır olduğunu söyledi. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Rama, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda Kosova'nın kuzeyindeki gerilim, ülkesinin Avrupa entegrasyonu ve Türkiye'nin desteği gibi konulara değindi.
Kendisi Meksika ordusunun Amerika sınırında belirmesi gibi hiçbir şey yapamayacağını ifade ediyor. Affınıza sığınarak Meksika'yı severim ama ABD ordusuna karşı ne yapabilirler? Hiçbir şey. Bu sadece iç politikayla alakalı. Sırbistan'ın da gücü sıfır açıklamasını yapıyor. Yine kendisi şunu söyledi. Biz Arnavutlar olarak Türkiye'ye koştuk. Sırbistan ise Çin ve Rusya'ya koştu. Kuzey Makedonya ise hepsine koştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Arnavutluk çok daha fazla ölümle karşı karşıya kalacaktı. Yine bu panelde kendisi Kuzey Makedonya her yere koştu derken Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kochevski'nin de bizzat bu toplantıda yer aldığını hatırlatalım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mozambik'in başkenti Maputo'da Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile bir araya geliyor. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti ve burada Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir araya geliyor. Hafter tarafındaki Libya ordusu ve Hafter tarafındaki sözde İçişleri Bakanlığı Mısır-Libya sınırında büyük miktarda yasaklı madde el konulduğunu duyurdu. Hafter ordusu tarafından yasaklı maddelere yönelik operasyon devam ediyor. Yine Hafter ordusu Libya sınırında çok sayıda yasa dışı göçmeni de tutukladığını ifade ediyor. Nurlan Mustafaev şunları yazıyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın daha önce işgal ettiği topraklara yerleştirdiği tüm kara mayınlarını temizlemesi için yaklaşık 25 milyar dolara ve 30 yıla ihtiyacı var. Acil olarak uluslararası dikkat ve yardıma ihtiyaç duyan Azerbaycan gibi küçük bir ülke için bunun büyük bir maliyet olduğu ifade ediliyor ki düşünün dostlar, para olsa bile 30 yıla ihtiyaç var. Dolayısıyla Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Yine burada küçük bir ülke derken tabii ki de bu ifade ona ait. Biz buna katılmıyoruz. Yine şunu söyleyelim. En iyi dondurulmuş tatlılarda İran dondurması, İran'ın geleneksel dondurması Bastani Sonati'nin birinci olduğu duyuruldu. Diğer haberlerimize bakalım. Türkmenistan İran'a gaz ihraç edecek. Dolayısıyla İran'ın yakında Türkmenistan'dan gaz ithal edeceği duyuruldu. İran Petrol Bakanı tarafından İran'ın komşu ülkeden doğalgaz ithal etmek için Türkmenistan'la sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Yetkili gaz ithalatının bu ay başlamasının planlandığını da not düşüyor. Türkmenistan'ın dünyanın gaz kaynaklarına sahip 4. büyük ülkesi olduğunu da hatırlatalım. Türkmenistan'dan ithal edilen gazla birlikte ülkenin kuzeydoğusundaki doğal gaz basıncının artması da bekleniyor. Daha öncesinde İran, Türkmenistan'a ödeyemediği gaz borcu nedeniyle Türkmenistan İran'ı mahkemeye vermiş ve gaz akışını geri kesmişti. İran tarafından şu açıklama yapıldı. Dost ülkelere savunma teçhizatı ihraç etmeye hazırız açıklaması yapıldı. Özellikle Venezuela'ya yönelik bu açıklamaların yapıldığını da not düşelim. Ülke ismi açıklanmıyor.